Sayın vekillerim, Sayın Ecmenler Derneği Başkanım, Sayın basın mensupları, değerli meslektaşlar, öncelikle 2016-2017 eğitim yılınızı kutlar, hepinize hayırlı olmasını dilerim. Aramızda bulunan milletvekilleri Sayın Mustafa Mustafa, Sayın Aykan Karayusuf, Sayın İlhan Ahmet ve Encümenler Derneği Başkanı Sayın Ercan Ahmet'e ve bütün basın mensuplarına teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Camiamız için her yeni ders yılı yeni bir umut, yeni bir ışık demektir. Kırık ümitlerle de olsa yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sezona sözleşmeli öğretmenlerin ilk günden göreve başlamalarıyla öğretmen eksiği olmadan girmemiz kısmen de olsa kitapların ders yılı başında verilmiş olması sevindiricidir. Bugünkü kongremiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, basın ve misafirlere açık olan bölüm. İkincisi ise sadece dernek üyelerimizi katılacağı ve gündem maddelerinin tartışılıp oynanacağı bir bölüm olacaktır. Birlikten kuvvet doğar sözüne uygun olarak göreve gelir gelmez İskeçe Derneği ile bozuk olan ilişkilerimizi düzeltme kararı aldık. Bu birlikteliğin meyvelerini de bir bir görmekteyiz. Birlikte mücadelesini verip de sonuç aldığımız meselelerden bazıları Türkçe meselesi, biliyorsunuz bu mesele bizi bayağı üzmüştü. Azınlık okullarındaki ders programının genel uygulamadan muaf tutulması, sözleşmeli meslektaşların çifte puanlama uygulamasından muaf tutulmaları gibi. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sonuca ulaşmamızda azınlık sivil toplum kuruluşlarının ve azınlık basınının rolü büyüktür. Yumruk aynı yere vurunca neler olacağını hep birlikte şahit olduk. Şimdi yine öğretmen dernekleri ve azınlık sivil toplum kuruluşları yeni ve çok önemli bir mücadele daha veriyor. Çocuk azlığı bahanesiyle okullarımızın kapanmasına artık dur diyor. Daha önceki kapatmalarla sayıları 140'lara gerileyen okullarımızın şimdi 8 tanesinin daha kapatılması yönünde karar alındı. Aslında 9'du, bir tanesi açıldı biliyorsunuz. 8 kaldı. Bu gerçekleşirse Batı Trakya genelinde faal olan azınlık okulu sayısı 132'ye inir. Şimdi soracaksınız, eğitim açısından okul sayısının bir önemi var mı diye. Ben bu soruya başka bir soruyla cevap vermek istiyorum. Peki sadece okul kapatmak düşüncesiyle okul kapatmanın ve bu şekilde okul sayısını azaltmanın eğitime bir katkısı var mı? Ortada bir plan yok. Çocukların gideceği diğer okulda şartlar daha iyi olmayacak. Yeni ve tam teçhizatlı okullar kurulmadan, çocukların taşınması bile öngörülmeden okullar kapanacak. Ve biz buna eğitim açısından yararlı oluyor diyeceğiz. Sayı formanın bir önemi yok diyelim. Sayı düşünmenin ne faydası var o zaman? Hem az çocuklu ve az destekli okullarda iyi eğitim yapılmıyor tesi de hikaye. Gerekli metot ve uygulamalarla bütün okullarda iyi eğitim yapılması mümkündür. Eğer yapılmıyorsa bunun nedenini öğrenci ve sınıf azlığında değil, başka yerlerde aramak gerekir. Bütün iyi niyetimle seçilmişlerimize seslenmek istiyorum. Gelin bu mücadelemizde bize destek verin. Burada bulunan bütün herkes dahil
azınlık toplumu. Siz isterseniz, siz yardım ederseniz bu mesele çözülür düşüncesinde. Bu kurulda bulunan meslektaşların ve azınlık toplumunun okulların bu şekilde kapatılmasına gönlü razı değil. Eğer eyalet amirliğinin ilimizde 5, Meriç'te 1, İskeçe'de 2, genelde 9 okulun, 8 okulun kapatılması yönünde aldığı karar iptal edilmezse, gelecek yıl daha çok sayıda okulumuzun kapanması söz konusudur. Dolayısıyla biz yasalara da aykırı olarak alınan bu kararın derhal iptalini istiyoruz. Azınlık STK'ları ve toplumu da aynı düşünceye sahip olduğuna göre sizlerin de işi kolaylaşıyor demektir. Sizlerden beklediğimiz bu haklı talebimizi bir an önce hükümete iletmenizdir. Daha önce de değindiğim 3 sebepten dolayı bu kararın iptalini istiyoruz. 1. Günümüze kadar gerçekleşen okul kapatmaları eğitimin kalitesini arttırmamış, eğitim sorununa çare olmamıştır. 2. Birçok durumda taşıma öngörülmemiş ve çocuklar yasalara aykırı olarak velileri tarafından taşınmıştır. Bazı durumlarda ise çocuklar aylarca okula taşınamamıştır. Geçen yıl böyle olmuştur. Bu yıl itibariyle durum aynı olup taşıma öngörülmeden okulların kapatılmasına karar verilmiştir. Daha sonra gözümde alınıyor o başka ama bu öngörülmeden yapıldı demek istiyorum. 3. Okul kapatma işlemleri yasalara uygun olarak yapılmamıştır. Mevcut yasalar okul kapatma yetkisini okul encümenlerine tanımakta olup bu yılki okul kapatmalarında hiçbir encümenin rızası alınmamıştır. Yunanistan genelinde okullar kapanırken bir yandan da ihtiyaç olan yerlerde yeni dershane ve okullar açılmaktadır. Bizde ise ne kapanan okullar bir daha açılmakta, ne de ihtiyaç olan yere yeni okul ve derslik açılmaktadır. Örneğin ihtiyaç olduğu halde Harmanlık Mahallesi'nde yıllardan beri istenmesine rağmen hala bir okul yapılamamıştır. Öğrenci sıkışıklığı ve yer darlığı yaşayan okullarımız mevcuttur. Maslamlı, Yasıköy, Hırcan, Bekirli gibi okullarımıza ek derslikler gerekmektedir. Yanlış varsa düzeltirim lütfen arkadaşlar. Bunlar sadece birer örnek. Diğer başka okullar da var. Gelince mahalle, evet. Bunları örnek olarak sundum sadece. Öte yandan, evet, bu okullardan Bekirli mesela 70 öğrenciyle 4 sınıf, 4 derslik çalışmakta. Basılıköy, evet, ona gezer yine orada. Şimdi öte yandan, burada Sidrofori, söyleyeyim Türkçesini, Sidrofori, Cambazlı. 42 öğrenciler. Dört sınıf olarak çalışmaktadır. Şimdi Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 4-5 öğrenciyle çalışan okullar mevcuttu. Demek ki istenildiği zaman ekonomik kriz bir okulun çalışmasına mani olmamaktadır. İkinci önemli ve bugünkü gündem maddelerinden birini oluşturan konu Cuma meselesidir. Aldığımız duyumlara göre idareciler Cuma programını değiştirip Cuma saatlerinde Yunanca öğretmenlerinin ve kız çocuklarının okulda kalıp ders yapmalarını öngören bir plan üzerinde duruyorlar. Bu durum pedagojik açıdan da doğru değildir. Biz mevcut durumun değişmemesi ve bunun bir karara bağlanmasını istiyoruz bugünkü durumun. Nasıl ki Hristiyanlarca pazar günü kutsalsa bizim için de Cuma öyledir ve çocuklarımız Cuma gününün önemini ve kutsallığını kavramaları için Cuma saatlerinde okullar
paydos edilmelidir. Kaybolan saatlerin bir şekilde tamamlanması mümkündür. Biz öğretmenler olarak bu saatleri gerek hafta içinde, gerek sezonun başı ve sonunda, gerek Paskalya ve yılbaşı tatillerinde tamamlamaya hazırız. Hazır olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz konu tek taraflı değişikliğin olması ve bize dikte edilmesidir. Azınlık eğitiminde yapılacak herhangi bir değişikliğin eğitimin ön planda tutularak yapılmasından yanayız. Oysa okul kapanmalarında en son düşünülen şeyin eğitim olduğunu görüyoruz. Eğitimin iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılması dışında herhangi bir düşünceyle yapılan değişiklikleri kabul etmiyoruz. Bugünkü kuruldan nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Ancak okullarımızı yok etmek için alınan bu kararın iptali için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Okul kapılarına vurulan kilide hayır, eğitimde kaliteye evet diyoruz. Herkesi saygıyla selamlıyor, vereceğimiz mücadelede desteğinizi bekliyoruz.